Mert bölümleri sırayla oynanan ve 40 bölümden oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü bölümün sırası N olmak üzere N artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Burada 40'ın yazıyla yazılması bir şaşırtma. Şu şekilde yazalım. Gözden kaçabiliyor yazıyla olunca. Bölümün sıra numarası N olmak üzere N artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Buna göre Mert oyunu kaç dakikada bitirir? Buradaki kullanılan ana nokta 1'den N'e kadar olan sayıların toplamını nasıl buluruz? Bu bilgiyi biliyor muyuz? Bunun formülü şu. N çarpı N artı 1 bölü 2. Ne demek bu? Yani ben 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulurken N yerine 10 yazacağım. 10 çarpı 10 artı 1 yani 11 bölü 2 55 diye ulaşacağım sonuca. Eğer 20'ye kadar olan sayıları bulacaksam N yerine 20 yazacağım. 20 çarpı 21 bölü 2 şeklinde bulacağım. Şimdi burada bize 40 bölümden oluştuğunu söylemiş oyunun. Pardon şöyle söyleyeyim. Şu formülü bir kenara bırakalım. N artı 1 bölü 43 dakikada değil de direkt N dakikada bitirseydi nasıl yapacaktık? Diyecektik ki sıra numarası 1 olan bölümünü 1 dakikada bitiriyor. 2 olan bölümünü 2 dakikada, 3 olan bölümünü 3 dakikada ve böyle böyle 40. bölümü de 40 dakikada bitiriyor deyip 1'den 40'a kadar olan sayıların toplamını bulacak. Burada ne değişmiş? Bakalım. Diyor ki Mert bölüm sırası numarası 1 olan bölümü 1 artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Eğer 1 ise 1 artı 1 bölü 43 dakikada. 2 ise 2 artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. 3 ise 3 artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Yani biz görüyoruz ki 2 bölü 43, 3 bölü 43, 4 bölü 43 şeklinde giden bir dizilim var. Eren bu şekilde bölümleri bitiriyor. En son yani 40. bölümü bitirince 40 artı 1 bölü 43 dakikada 41 bölü 43 dakikada bu bölümü bitiriyor. Aslında bize diyor ki şunların toplamı nedir? Bu bir rasyonel sayı sorusuna dönüşüyor bu noktadan sonra. Bizim tek bulacağımız şey burada verilen kesirlerin toplamı. Peki bunu pratik şekilde nasıl buluruz? Eğer bu kadar çok kesir olmasaydı basit yoldan şöyle yapardık. Örneğin 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü toplarken ne yapıyoruz? Altlar aynıysa onu yazıyoruz, üst tarafı topluyoruz. Burada da aynısını yapacağız. Hiçbir fark yok. Çünkü hepsinin altı 43. Öyleyse ben bunu 43 para alt tarafa 43 yazdıktan sonra 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta 41'e kadar toplayacağım. Daha sonra da bulduğum sonucu 43'e böleceğim. Peki bunu pratik yoldan nasıl yapabilirim? Burada verilen toplama işlemini. İşte burada üst tarafta verilen formül devreye giriyor. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı diyor. Bunun formülü neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Bu şekilde de yazabiliriz. Şu şekilde de yazabiliriz. Böyle. Daha iyiyim. N çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi 1'den 41'e kadar olan sayıların toplamını bulsam, yani şurada 1 varmış gibi düşünsem, daha sonra bulduğum sonuçtan 1'i çıkarsam, niye? Formüle uyduruyorum. Formül bu şekilde olduğu için 1'den 41'e kadar olan sayıların toplamı, n yerine 41 yazacağım. 41 çarpı 42 bölü 2. Bu da 21 olacak. 41 çarpı 21 de 861 oluyor. Bunu pratik yoldan yapmak için 41'i 20 ile çarparım. Onu da önce 10 ile çarptım 410. Sonra 2 ile çarptım 820. Bir tane daha 41 ekleyeceğim. 861. Niye bir tane daha ekledim? Çünkü bir 20 ile çarptım bir de 1 ile çarpıp ikisini topladım. Normal yoldan da yapabiliriz. 861'i bulduk. Peki ne yapacağım? Bundan 1 çıkaracağım. Çünkü ben bir 1 koymuştum ekstradan. 1 çıkarttığımda 860. Sonra bunu 43'e böleceğim. Çünkü şu üst tarafın 861 olmadan üst tarafın 860 olduğunu buldum. 860'ı da 43'e böleceğim ve 20 sonucuna ulaşacağım. Peki bu soruda ne yaptı? Şunu yaptı. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı formülünü bilen adayı karşısına aldı ve dedi ki sen bunu ben bunu özel bir ifadede verdiğimde çözebiliyor musun? Yani
birden n'e kadar olan sayıların toplamını hesaplarken ayrıca ben sana her bulduğun sayıyı 43'e böl ve ona 1 ekle dediğimde aynı sonuca ulaşabiliyor musun? Bu bilgiyi sınadı ve cevabımız B seçeneği 20.